Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda çok uzun sürmeyecek bir yuvalık kontrolü yapacağız. Gece kontrolü. Yavruları beslemişler mi, beslememişler mi diye. Fark ettiyseniz şu anda da sadece ledler yanıyor. Ekstra olarak herhangi bir ışık vesaire açmadım. Zaten giderken de bir gece lambasını takacağım, kapatacağım ve gideceğim. Akşam saati oldu zaten. Şimdi ben sultanlardan başlamak istiyorum. Mama vermiştik, bir de üstüne gece kontrolü yapacağız. Şimdi bir gelelim bakalım neler var neler yok. Şöyle bir annemiz çıksın. Çık kızım. Biraz onu çıkartmamız lazım. Çık bebeğim. Çıktı şu an için. Şimdi yavruları tek tek bakıyoruz. Önce küçük olanı alacağım. O daha yakın bana. Evet, kursak gayet iyi dolu. Şöyle bir saniye. Şöyle tutalım bakalım. Kursağımız gayet iyi. Dolu durumda. Yemle ve mamayla beslenmiş. Geceleri ben bu kontrolleri tabii ki bu kadar detaylı yapmıyorum ama sonuçta yuvalıkları açıp bir bakıyorum. Dur bebeğim. Bu bayağı büyüdü. Elime falan sığmıyor. Hemen göstereceğim. Üstüme bir bırakırsa. Bu da gayet iyi. Kursak falan full. El beslemeye ihtiyaç yok. Bu küçük bir tosun oldu. Öteki de bana saldırıyor. Yani elime sığmıyor gerçekten büyük olan. Maşallah. Bakalım şimdi bunlar böyle sağlıklı bir şekilde inşallah büyürler. Ona göre de şey yapacağım. Bir ayarlama yapacağız. Ama bunların kursakları dolu. Şimdi buraya bir gelelim. Annemiz yuvada. Onu bir çıkartalım. Şimdi buradan şöyle ben yavruları tek bir seferde alacağım. Şöyle bir bakacağım. Orada bir tane kalmış ama onun kursak dolu. Belki siz göremiyorsunuz ama ben görebiliyorum. Bunların da kursaklar dolu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle göstereyim. Kursaklar dolu. Şöyle yuvaya koyduklarımızı da bir düzeltelim. Tamam, durumlar gayet iyi şu anda. Burası da beslemiş. Burası zaten yumurtalı. Burayı ellemiyoruz ki zaten hiçbir şekilde ellememem lazım. Bunların yani yumurtadan kalkmaması lazım. Herhangi bir şekilde hiçbir şeyden ürkmemeleri lazım. Şu an için benim odak noktam bunlar. Buraya geldiğimizde yavru olan yuvaları açıyorum bu arada. Diğerlerine çok fazla bakmayacağız. Burada bebeklerimizin teker teker bakalım şimdi kursaklarına. Bu dolu. Maşallah gayet güzel beslemişler. Bu da gayet iyi. Aa, bu da güzel beslemiş. Genelde kırmızı zaten kursaklar pancardan kaynaklı olarak. Ben sadece geldiğimde bir göz atıyorum. Aslına bakarsanız. Ama şu anda video olduğu için detaylı bir şekilde geziyorum. Hem size kontrolün nasıl yapıldığını görün diyor. Artık hani benim gözüm alışmış. Şöyle bir aralıyorum. Bakıyorum kim beslemiş, kim hani hangisi beslenmiş, hangisi beslenmemiş diye. Gerisi zaten anlaşılıyor. Bunlar da beslenmiş gayet güzel bir şekilde. Kapatalım ve burayı açalım. Buradaki tosunlarımız biraz daha büyük. Şimdi hepsine şu şekilde bir bakıyorum ben. Bunun da gayet güzel kursağı. Bu bayağı bir öne atmış demek ki. Kendi anne baba bayağı yüklenmiş buna. Şu yavrumuzu beslemişler ama kursağına dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Yani çok da büyük bir kursağı yok. Şuradan bakarsanız dolu fakat neredeyse yok gibi. Yani bunun da bir garipliği var. Tam çözemedim. Ama büyüyecek inşallah. Bakalım onun için uğraşıyoruz. Onun dışında bu yavrumuz da gayet güzel beslenmiş. Bunu da gayet güzel beslemişler. Sorun yok. Böyle bir durumda mesela atıyorum. Ha bir de şurada var. Ben diyorum hangisi eksik? Atlamış eşek sıpası. Evet, bununla kursak gayet güzel bir şekilde dolu. Bunu beslemiyorlardı ilk zamanlar. Biz besliyorduk hatırlarsanız. Sonradan sonraya bu nöbet aralarında falan annemi aradım. Şöyle yaptım böyle yaptım derken bir şekilde anne babanın bunu fark etmesini kabul etmesini sağladık. Bir şekilde oluyor yani arkadaşlar. Emin olun oluyor.
Buraya geldiğinde o ikinci yavru çıkmış. Annem bir çıksın. Çık bakayım. Maşallah ikinci yavru gelmiş. Gece kontrolünde fark etmiş olduk. Anne yalnız fena saldırıyor. Elimi sokamıyorum içeri ama şöyle göstereyim. Yavrular beslenmiş arkadaşlar. Ben gördüm. Yeni çıkan yavru daha yeni zaten. Baksanıza kabukları falan duruyor. Ama çıkmış çok şükür. Tamamdır. O yavrumuz da tamam. Bunlar komple böyle beslenmiş arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Yani bu taraftaki yuvalıkların içindeki yavruluklar komple beslenmiş. Herhangi bir sorun vesaire yok. Buraya geldiğimizde burada bizim yavrumuz yok aslına bakarsanız. Yumurtamız var. Sadece onun durumuna bir bakacağım şöyle. Dişimiz yatıyor. Bu takımın da yumurtaları yumurtladıktan sonra hepsini yumurtlayıp dizdikten sonra satılık bilginiz olsun. Yani arkadaşlar gönderim olayını soruyorsunuz ama hani babam bunun için uğraşıyor. Ben de sürekli olarak adama baba gönderim, baba gönderim, baba gönderim ayarla falan tarzında böyle adamı darlayamıyorum. Zaten zamanım yok. Adam akıllı görüşmüyoruz ve benim yüzümü bile görmüyor. Hani ondan kaynaklı olarak ayarlasak da çok geç. Yani onu da kurt gözden ayarlamak için o uğraşıyor. O da çok zor bir durum. Yani çok uç bir nokta öyle söyleyeyim size. Şu an sadece onun için uğraşıyor. Ve size kesin bir şey söyleyemiyorum maalesef ki. Ondan kaynaklı olarak da şu an için İstanbul içi elden teslim. Ayarlayabildiğimde zaten ben size söylerim ama üzerinde çok duramıyorum. Yani aklımda ama üzerinde duramıyorum. Maalesef de gönderim şu an için sağlayamıyorum. O yüzden dediğim gibi kusuruma bakmayın bu konuyla alakalı olarak. Bir ara tam ayarlıyordum. Numaralarını falan almıştım adamların ama hani zor arkadaşlar zor. Aktarmayla gerçekten zor ve her ile olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. Yani muhtemelen Ankara, İzmir falan olur eğer olursa. Mesela gönderim oldu diyelim. Yakın çevre illere olabilir belki. Kurtköy'den kaç tane araba gidecekse ona göre ayarlanır. Ama Samandıra'dan gönderme ihtimalim sıfır. Onu da bilgisini vereyim. Burada yumurtalarımız var. Üçü kesin dolu. Dördüncüsü zaten daha oluşmadı. Bekliyoruz. Burada da son yumurtamız çıksa rahatlayacağım ama o da bir türlü çıkmadı. Bir yavru kontrolümüzü yapalım. Bir saniye. Şimdi. Bunun gayet iyi. Fena değil. Annemiz bir tık az beslemiş ama el besleme ihtiyacı olacak. Yani şeyde değil, miktarda değil. Bakın. Kursaklar. Mesela bununki güzel dolmuş. Şu ikisininki ama bunlar biraz daha az beslenmiş. Bu yeter ya. Hani bir daha ekstra olarak el besleme yapmaya kalksak bir kuşa. Sorun. Hiç gerek yok. Yani şimdi neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada göstereceğim bir saniye. El besleme aparatın ucu. Bunu da bir kapatalım. Şöyle bir diğerlerini bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar şu arkaya bir gelelim. Göstereceğim ucunu şimdi. El besleme aparatının en küçük modeli bu. Şimdi bunu gece demişim, pardon, özür dilerim. Şimdi gece, benim aklım komple geceye gidiyor. Şimdi ben bunları gece beslemesi yaparken, tamam mı? Tutup da şey yapsam, normal hani el beslemeye bu aşamadayken soksam, yavrular bu boyuttayken illa ki kursağa gitmek zorunda bu. Zaten kursaktan besleniyor. Bunu biz kursağa soktuğumuzda ve ufak yavrularda yaptığımızda maalesef ki bu yemek borusuna bir tahribat oluyor. Bu tahribat sonucunda da hayvan yani halsiz düşüyor, canı yanıyor ve anne babadan yem isteyemeyecek duruma bile gelebiliyor bazen. Öyle olunca da yem istemeyen yavruya da anne baba yem vermez. Yani tutup da aman bu yavrum aç kalmış, ben bunu besleyeyim demez her kuş. Yani yavrunun yem isteme sesi çıkarması lazım. Bunu da bu aparatla yaptık mesela. Atıyorum besledik. Yavrunun canı yandı. Bir süre sessiz kaldı. Beslenemedi, güçsüz düşer. Güçsüz düşen hayvan bir daha yem isteyemez. Ve bu şekilde yavrunun da yani zararına olmuş olur. Bizim o takviye yapacağız. Biraz daha iyi beslensin dediğimiz yavrunun da zararına olmuş olur. Ve hoş bir durum değil. Yani o yüzden ben kursaklar bu aşamadayken ve bu boyutta yavrularda çok fazla el besleme yapmamaya dikkat ediyorum. Yapacaksam da az bir şey ağzına damlatıyorum, kendisi yutuyor, o zaten onun kursağına yetiyor. Zaten denerseniz
Bu tip yavrularda bir ölçün, hani denemenize de gerek yok. Ölçün, ağzına büyük geldiğini fark edeceksiniz o aparatın ucunun. Ki onun bir büyük boyu daha var. Onu da göstereyim. Onu da besleme yapmıştım papağanlara. Bundan 3-5 saat önce. Bakın bu diğerine göre daha büyüktür mesela. Şöyle göstereyim. Ki bununla yapmaya kalkarsanız zaten kuşu mahvedersiniz. Küçükle bile dediğim gibi olmuyor. Ben papağanlara genelde kullanıyorum. Onun dışında da kullanmıyorum. Bu arada nem seviyemiz falan çok hoşuma gidiyor. 58 ısımızda 20 derece. Şu an tam ideal sulardayız. İdeal bir nemdeyiz. Gerçekten gayet iyi ve ölümler Allah'a şükürler olsun azaldı. Yavru çıkımları çoğaldı. Bu gayet güzel. Benim ceklerim de bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gece kontrollerini de bu şekilde yapmış olduk. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Çünkü ben geceleri genel olarak bu şekilde kontrol ediyorum. Ve öyle yatıyorum. En azından içim rahat oluyor. Yemini suyunu da kontrol ediyorum. Öylece yatıyorum. Dediğim gibi beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.